Dağ TV'nin düzenlemiş olduğu Diksiyon ve Etkili Konuşma kursuna hoş geldiniz. Dördüncü oturumumuzu başlatması için Sayın Fikret Alan'ı alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Yeniden merhaba sevgili dostlar. Bugün ilk beraberliğimizde göstermiş olduğunuz hoşgörü için çok teşekkür ediyorum. Ama sesim yavaş yavaş gitmekte, gidecek. 3 gün sonra tekrar dönecek diye düşünüyorum. Birlikteliğimize benim özel bir merakımla, küçük bir soruyla başlamak istiyorum. Tuğba Mirza kardeşimiz kimler? Siz misiniz? Pardon. Okur musunuz? Tuğba Mirza. Okumak isteyen var mı? Seslendirmek isteyen? Siz lütfen. Tuğba Mirza. Tuğba mı? Tuğba mı? Tuğba. U uzun mu burada? Çok güzel bir soru. Onu yüksek sesle sorar mısınız lütfen? Bu bir. U uzun mu, kısa mı? Kısa diyenler el kaldırır mı lütfen? Teşekkür ederim. Uzun diyenler? Teşekkür ederim. Buradaki U uzun. Ama neden uzun? Vurgu ilk hecede dedi. Siz ne dediniz? Çok güzel. Bunları yüksek sesle görüşlerinizi açıklar mısınız lütfen? Yumuşak G olduğu zaman uzar. Çok doğru. Siz ne demiştiniz? Yumuşak G olmadığı için. Tam tersi. Vurgu yapmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Tuğba. Yumuşak G olmadığı için. Evet. O zaman yumuşak G yoksa neden uzasın? Tuba anlaşılmasın. Tuba ne demek? Sizi dinliyorum efendim. Ama birçok şeyler de var. Yani taba olsaydı ne olurdu? Taba mı diyecektik? Evet, sizi dinliyorum hocam. Çok teşekkür ediyorum. Alkışlayalım lütfen. Ben de bunu anlatmak istiyordum. Çok teşekkürler hocam. Sözcüğün yazılışı ve doğrusu. Neden yumuşak G'siz hale gelmiş? Sözcüğün doğrusu Tuğba. Yazılışta da doğrusu Tuğba. Yani sözcüğün doğrusu ve yazılışında yumuşak G var. Ama yumuşak G'yi anlatırken dedik ki biz, yumuşak G hiçbir zaman için okunmaz. Kendinden önce gelen ünlüyü yarım ses uzatır ve kendisi düşer. Bu düşme öylesine bir alışkanlık haline gelmiş ki, artık yazılışa da öyle geçmeye, okuduğumuz gibi geçmeye başlamış. Ve şimdi biz Tuğba kardeşimize sorduğumuzda hangisi doğru Tuğba yazılışta? Yani hocam ben yumuşak hiçbir şey kullanmadığım için yumuşak G'yi de kullanmıyorum acaba. O yüzden mi diyorsun? Yumuşak G'yi adını söylerken ben Tuğba mı diyorsun yoksa Tuğba mı diyorsun? Ben Tuğba diyorum ama. Yani doğrusunu söylüyorsun. Yani yumuşak G'yi kullanıyorsun. Hayır, hissedip hissetmemeniz değil önemli olan. Söyleyişinizde zaten kullandınız.
Ama siz şimdiye kadar adınızın hep T-U-B-A ile yazıldığını öğrendiniz. Bu ne demekti biliyor musunuz? Okunduğu gibi yazma alışkanlığının sonucudur. Zannederim, ben göremeyeceğim, içimizden belki birçoklarımız da göremeyecek ama süreç içerisinde yumuşak G yavaş yavaş yok olacak. Çünkü yumuşak G ile okuduğumuz kelimeler okunduğu gibi yazılmaya ama böyle okunur denmeye başlayacak. Bazı yerlerde V'ye dönüşüyordu bildiğiniz gibi, bazı yerlerde de Y'ye dönüşüyordu. V'ye dönüştüğü yerlerde V ile yazılacak, Y'ye dönüştüğü yerlerde de Y ile yazılacak. Süreç içerisinde bunun böyle olacağına inanıyorum ama bu benim kişisel görüşüm. Bunu bir de, kural olarak kabul etmeyiniz lütfen. Bu benim sadece kişisel bir tahminim. Tuğba'cığım çok teşekkür ediyorum. Ama adınızda yumuşak G var efendim. Buna alışman biraz zaman alacak. Hayır, alışın ama. Ya da alışmayın. Adınızı yine sadece T-U-B-A ile yazın. Ama bunu bilin. Bilmeniz açısından söylüyorum. Hocam çok teşekkür ediyorum. Önce tekerlemelerle başlayalım. Arkasından doğaçlama konuşmaları dinleyeceğim arkadaşlar. Lütfen sizi rica ediyorum. Baştan dördüncü tekerlemeyi okumanızı rica ediyorum. Iğdır'ın. Ocak. Aa, pardon, ikinci sayfa. İkinci sayfa. Ocak kıvılcımlandırıcılarından mısın? Kapı gıcır... Pardon, tekrar eder misiniz? Ocak kıvılcımlandırıcılarından mısın? Tekrar eder misiniz? Ocak kıvılcımlandırıcılarından mısın? Tekrar eder misiniz? Ocak kıvılcımlandırıcılarından mısın? Hala aynı okuyor ama orada öyle yazmıyor. Pardon hocam. Ocak kıvılcımlandırıcılardan mısın? Gıcırdatıcılardan mısın? Ne ocak kıvılcımlandırıcılardanım, ne kapı gıcırtı... Ne de kapı gıcırtı... Gıcırdatıcılardanım. Tekerlemenin doğrusu, ocak kıvılcımlandırıcılardan mısın? Kapı gıcırdatıcılardan mısın? Ne ocak kıvılcımlandırıcılardanım, ne de kapı gıcırdatıcılardanım. Altındakini okuyunuz lütfen. Çatalca'da topal çoban çatal yapıp çatal satar. Nesi için Çatalca'da topal çoban çatal yapıp çatal satar? Kârı için Çatalca'da topal çoban çatal yapıp çatal satar. Teşekkür ederim, alkış. Altındakinin altındakini, üçü geçiniz. Devam ediniz. Dört deryanın deresini, dört dergahın derbendine devrederlerse, dört deryadan dört dert, dört dergahtan dört dev çıkar. Çok teşekkür ederim. Okumak isteyen, siz lütfen buyurun. Tekerleme var mı elinizde? Buraya gelebilir misiniz? Yoksa ben mi oraya geleyim? Nasıl arzu ederseniz. Buyurun, buyurun lütfen. Yapmayın hocam. Burada ışıkta okuyabilirsiniz lütfen. Al bu takatukaları takatukacıya takatukalatmaya götür. Takatukalatmaya götür. Mıya götür. Tekrar ediniz lütfen. Al bu takatukaları takatukacıya takatukalatmaya götür. Mıya götür. Al bu takatukaları takatukacıya takatukalatmaya götür. Takatukacı takatukaları takatukalamam derse takatukacıdan takatukaları takatukalatmadan al da gel. Çok teşekkür ederim. Hemen altındakini okuyunuz lütfen.
Bir tarlaya kemeken ekmişler. İki kürkü yırtık kel kör, kirli körpe kirpi dadanmış. Bir erkek kürkü... Ne yapmış? Dadanmış. Dadanmış? Dadanmış. Baştan okuyayım. Lütfen. Bir tarlaya kemeken ekmişler. Bir tarlaya kemeken ekmişler. Evet, nokta varmış burada. Bir tarlaya kemeken ekmişler. Bravo, çok güzel. İki kürkü yırtık. İki kürkü yırtık. Kel, kör, kirli, körpe, kirpi dadanmış. İki kürkü yırtık, kel, kör, kirli, körpe, kirpi dadanmış. İki kürkü yırtık, kel, yok iki kürkü yırtık, kel, kör, kirli, körpe, kirpi dadanmış. Bravo. Biri erkek kürkü. Biri erkek kürkü yırtık, kel, kör, kirli, körpe, kirpi. Biri erkek kürkü yırtık, kel, kör, kirli, körpe, kirpi. Öteki dişi kürkü yırtık, kel, kör, kirli, körpe, dişi kirpi. Dişi kürkü yırtık, kel, kör, kirli, körpe, kirpi. Dişi kürkü yırtık, kel, kör, kirli, körpe, kirpi. Kürkü yırtık, erkek, kel, kör, kirli, körpe, kirpinin yırtık... Erkekten sonra durmayalım. Erkekten sonra virgül yok. Erkek, kel, kör, kirli, körpe, kirpi. Nefesim yetmedi hocam. Kürkü yırtık, erkek, kel, kör, kirli, körpe, kirpinin yırtık kürkünü. Bravo. Kürkü yırtık, dişi, kel, kör, kirli, körpe, kirpinin yırtık kürküne mi? Kürkü yırtık, dişi, kel, kör, kirli, körpe, kirpinin yırtık kürkünü. Kürkü yırtık, erkek, kel, kör, kirli, körpe, kirpinin yırtık kürküne mi eklemişler? Burada çok teşekkür ediyorum. Arkadaşımıza alkışlar. Ama geçen birlikteliğimizde, bir önceki, yani bugünkü, bir saat önceki birlikteliğimizde bir şey söylemiştik. Dikkatinizi çekti mi kendilerinde? Ayrı yazılan mı, mi vurgu alır mı? Ama okuyuşunda ne yaptı? Çok teşekkür ediyorum. O halde ne yapacağız? Ayrı yazılan dişi kel kör kirli körpe kirpinin yırtık kürküne mi? Erkek kel kör kirli körpe kirpinin yırtık kürküne mi? Yok öyle şeyler. Demeyeceğiz. Başka okumak isteyen var mı? Buyurun lütfen. Buyurun lütfen. Buraya geliniz lütfen. Önce kendi bildiğimi mi okuyayım hocam yoksa siz? Kendi bildiğiniz tekerleme nedir? Şemsi pasa... Tamam okuyorum. Şemsi paşa pasajında sesi büzüşesiceler. Şemsi paşa pasajında sesi büzüşesiceler. Dur bir saniye. Siz de okuyamadınız hocam. Sesi hemen topluyorum. Bir saniye. Şemsi paşa pasajında sesi büzüşesicelerden misiniz? Şemsi paşa pasajında... Evet. Tekrar ediniz lütfen. Şemsi Paşa pasajında sesi büzüşesicilerden misiniz? Şemsi Paşa, pardon özür dilerim. Paşa. Şemsi Paşa pasajında. Şemsi Paşa pasajında. Ayrı ayrı değil. Şemsi Paşa pasajında. Hayır. Şemsi Paşa pasajında. Bravo. Sesi büzüşesicilerden misiniz? Sesi büzüşesicilerden misiniz? Bravo, şimdi oldu. Teşekkür ediyorum. Şimdi ben size başka bir şeyden tekerleme vereceğim. Şeyden pek fazla almamışım. Şunu okur musunuz? Üçüncüyü mü hocam? Hı-hı. Şu köşe yaz köşesi, şu köşe kış köşesi, ortadaki su şişesi. Bir daha lütfen. Şu köşe yaz köşesi, şu köşe kış köşesi, ortadaki su şişesi. Şiş şişeyi şişlemiş, şişe keşişe kiş demiş. Öyle yazıyor hocam, kiş demiş yazıyor. Doğru. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ama tonlamanızda hatalar var. Şunu okur musunuz lütfen? Ellerim titremesin. Işığa geliniz. Özbezünün özbeüz öz de pardon. Özbezönün özbeüz ödemişli öngörülü öğretmeni Özgür Arslan ile Özgül
Uslan özellikle özerk ön öğretimde öylesine özverili, övünç verici ve övgüye değer kişiler ki hani tüm öğretim örgütleri içinde en özgün örnek olanlardır diyebilirim. Dediniz mi? Diyemedim. Sizin. Sizin damda var 5 boz başlı 5 boz ördek. Bizim damda var 5 boz başlı 5 boz ördek. Sizin damdaki 5 boz başlı 5 boz ördek. Bizim damdaki 5 boz başlı 5 boz ördeğe. Siz de bizcileyin 5 boz başlı 5 boz ördek misiniz demiş. Sanırım sonunu mahvetti. Hayır, mahvetmediniz. Dikkat ederseniz benim dikkatimi bir şey çekti. Okuyuştaki sizin damdaki fark ettiniz mi orayı? O normal konuşmamda olduğu için. Bizim damdaki dikkat ettiniz mi buraya? Demek ki arkadaşımız kelimelerin sonuna vurguyu kaydıracağım diye damdaki ki'ler asla ve asla vurgu almazlar. Sana çok teşekkür ediyorum. Başka tekerleme okumak isteyen var mı arkadaşlar? Tekerlemelerde çok başarılı olduğumuzu söyleyemeyiz. Başka tekerleme okumak isteyen var mı sevgili dostlar? Yoksa eğer konuşma yapmak isteyen arkadaşlarımızı çağıracağım. Konuşmalarını dinleyeceğiz. Önce Mehmet Celil sevgili kardeşimiz. 3 dakika içerisinde bir konuşma yapınız bize. Neyi anlattığınız, konuşmanızın ana konusunun ne olduğundan daha çok biz o konuyu nasıl anlattığınıza, konuşmanızın nasıl olduğuna dikkat edeceğiz sevgili arkadaşlar. Ben konuşmamı yapayım, ondan sonra siz yorumları yaparsınız, olmaz mı? Gayet tabii, ben de onu anlatıyorum. Yani benim konum şu falan diye herhangi bir şekilde neden söz edecek olursanız ondan söz edin. Söz ettiğiniz konuda değiliz. Biz o konuyu nasıl konuştuğunuz ve nasıl anlattığınızdayız. Onu açıklamak istedim. Buyurun. Hocam ilk önce ben Mehmet Celil Çiftçi, okul öncesi öğrencisiyim. Burada bu programı düzenleyen ekip arkadaşlara ve ta uzaktan bu diyalara gelen Sayın Fikret Alan'a çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Şu an siz dün bir program demiştiniz hocam. Bu programda bize bazı notlar vermiştiniz. Hı hı. Bu notlardan bazıları bir tanesi vardı. Bir dakika. Sahneye çıkarken ilk önce çok orijinal olma hevesine katılmayın demiştiniz. Çok orijinal olma duyusuna. Kendiniz olun demiştiniz. Burada sade olmak asıl olan şey kastetmiştiniz. Sade. Yani... Şimdi anladım sade dediğini. Burada yapılan diyalog sadece... Sesim geliyor değil mi? Burada yapılan diyalog... Konuşmaya başlamadınız diye düşünüyorum hala. Ben çoktan başladım. Zaten 3 dakika dediniz ya. O zaman konuşmanıza başlayınız ve sizi dinliyoruz. Ben burada gelirken bir konu seçmedim. Normal dün anlatılanlardan yola çıkarak bir şeyler 3 dakikayı geçirmek istedim. 2 dakikasını konuştum. Siz... Fark etmediniz. Ve onun için de yorum yapamayacaksınız artık. Bir dakikam kaldı. Bu dakikayı da nasıl geçireceğim onun farkında değilim. Şimdi aklıma gelmiyor hocam direkt ben. Buraya çıkan bir konuşmacı seyircileri sıkmamalı diye söylemiştiniz. Onları motivede tutmak lazım. Tartışma, diyalog yaratmak lazım sahnede. Onu söylemiştiniz. Haksız mıyız? Arkadaşlar alkış istemiyorum. Evet mi hayır mı? Onu istiyorum. Hocam bunda tık yok. Sıkıldınız. Motivasyon yapamadık. Zamanımız var daha. Çok eğleneceğiz sizinle. Bir dakika. Bir tekerleme ister misiniz? O bahçe bizim bahçe, şu bahçe bizim bahçe, en büyük Fenerbahçe. Kara sayıları da kendileri üretsinler tekerleme artık, onu bilmiyorum. Onlara diyecek bir şey yok, bilmiyorum. Teşekkür ediyorum.
Lütfen buyurun. Lütfen buyurun. Bekleyiniz lütfen. Ha, mikrofonu almak istiyorsunuz. Buyurun alınız. Arkadaşımızın konuşmasını nasıl değerlendiriyoruz? Değerlendirmek isteyen var mı? Arkadaşımızın konuşması üzerine konuşmak isteyenler var mı? Konuşmasını eleştirmek isteyenler var mı? Buyurun lütfen, sizi dinliyorum. Mikrofonu lütfen veriniz. İlk başta çok fazla bağırdı. Yani çok, nasıl diyeyim, bağırarak dikkatleri üstüne çekmeye çalıştı. Fakat başarılı olamadı. Çünkü çok hızlı konuşurdu. Ve söylediklerinden hiçbir şey anlamadık. En sonunda konusuyla hiç alakalı olmayan bir şey söyledi. Sırf dakikaları dolsun diye söylediğini kendisi de söyledi. Söylemese de zaten biz anlamıştık. Doğaçlama yaptı ama hiçbir düzenlemesi olmadığı için kötü bir konuşma oldu. Teşekkür ediyoruz. Başka eleştirmek için görüşlerini ileri sürmek isteyen arkadaşımız var mı? Veyahut da düşüncelerini iletmek isteyen arkadaşımız var mı? Kısaca değerlendirecek olursak, konuşmada bir bütünlük yoktu. Bütünlük olmadığı için giriş, gelişme ve sonuçlandırma, hiçbir şey hissedemedik. Not aldığınız için çok teşekkür ediyorum. Lütfen not alırsanız, daha ayrıntılı not alırsanız sevinirim. Konusu yoktu. Ama kendisine göre bir konu vardı ve o konu bizim daha önceki birlikteliklerimizde duygularımızı, düşüncelerimizi, konuyu nasıl anlattığımızla ilgili bazı eleştirilerde veyahut da bazı önerilerde bulunmak istiyor gibi geldi bana. Ya da almış olduğu notları bize iletmek istiyor gibi geldi bana, ama sadece geldi bana. Bana öyle geldi. Acaba öyle miydi? Çıkıp konuştuğu için, belirli bir konuşma yapmak istediği için ve yaptığı konuşma üzerine bizi bu kadar ayrıntılı bir şekilde eleştirmemizi sağladığı için, düşüncelerimizi ayrıntılı bir biçimde ortaya koymamızı sağladığı için kendisine teşekkür ediyoruz. Demek ki bundan böyle konuşmak isteyen arkadaşlarımızdan öncelikle istediğimiz, mutlaka ve mutlaka bir konu bütünlüğü içerisinde olması, bir konuşmaya giriş yapması, ana fikrini girişten sonra açıklaması, girişte ana fikri belirtmesi ya da ana fikri girişte yapmış olduğu küçük bir giriş cümlelerinden onun ana fikrinin, yapacağı konuşmadaki ana fikrinin ne olduğunu hissetmemizi sağlaması, o hissettiğimiz ana fikrin üzerine biraz açıklamalarda bulunması ve açıklamaların ardından da konuşmasının sonuna doğru belirli bir final cümleleriyle yavaş yavaş yaklaştığını belirtmesi ve final cümlesiyle de konuşmasını bitirmesi. Bunu yazmam gerekiyor mu arkadaşlar? Lütfen bu kurallara dikkat edecek olursak sevinirim. Mehmet Toprak. Bir doğaçlama konuşmamı yapacaksınız. Hoş geldiniz. Süre tutmamı ister misiniz? 3 dakikayı sığdırabileceğimi sanmıyorum ama yine de tabii ki tutun. Lütfen. Sokaktan Atatürk. Yıllardır insanlar Atatürk'ün cenaze namazının kılınmadığını düşünüyorlar. Veyahut da böyle biliyorlar. Atatürk'ün cenaze namazı kılındı. Atatürk'ün cenaze namazı Dolmabahçe Sarayı'nda kılındı. Atatürk'ün Dolmabahçe Sarayı'nda kılınan namazına halkın sadece bir kesimi dahil edildi ve dönemin Diyanet İşleri Bakanı Rıfat Börekçi'ydi. Atatürk hakkında bilinmeyenler. Siz Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti tarihi boyunca camide vaaz vermiş tek başbakan olduğunu biliyor muydunuz?
Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti tarihi boyunca camide vaaz veren tek başbakan. Ve Atatürk dinine çok sadık bir insan. Çok sadık bir lider. Vatanına sadık olduğu gibi. Sizler Atatürk'ün ceketinin iç cebinin kalbinin üzerine doğru özenle dikildiğini bilir misiniz? Atatürk ceketinin iç cebini kalbinin üstüne gelecek şekilde diktirerek oraya sureler kitabı koydururdu. Pekala, Atatürk hakkında İmam Hatip mekteplerinin açıldığı zamanlar, Atatürk'ün İmam Hatip mekteplerini açtığını biliyor muydunuz? Mesela İmam Hatip mektebine bir gün ziyaretinde şöyle bir anısı vardır. Atatürk İmam Hatip mektebini ziyarete gider. Ziyarette içeride bulunan öğretmen masadan kalkar, pardon sandalyesinden kalkar ve Atatürk'e yer verir. Buyurun paşam der. Atatürk öğretmene gayet nazik bir şekilde bakarak şunu söyler. Hayır hocam, orası sizin yeriniz der ve ön tarafta bulunan sıraya oturur. Günün dersi bittikten sonra Atatürk sınıftan çıkarken öğrencilere şöyle bir bakar ve yanında bulunan müdüre hanıma şunu söyler. Hocam, bildiğim kadarıyla burası imam ve hatip yetiştiren bir okul. Haksız mıyım? Öğretmen Atatürk'e bakarak, haklısınız paşam. Peki üzerlerinde neden desenli ceketler var? Öğretmen, prosedür gereği paşam. Atatürk o an şu emri vermiştir. Derhal bu öğrencilere saruk ve cübbe dikilsin. Burası imam ve hatip yetiştiren bir okul. İmam ve hatip kesinlikle renkli ceket giymez. Ve o günden sonra imam ve hatip mekteplerinde bir dönem sarık ve cübbenin dikildiğini biliyor muydunuz? Peki Atatürk'ün Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin mezarını yıkımdan kurtardığını biliyor muydunuz? Kaynak, bir iktidarın, dedim zaten vermiş oldum burada, atladım orayı. Bir milletvekilinin meclisten çıkarttığı bir kaynak. Şu anda size arz edeceğim konu, hikaye. Dönemin Suudi kralı Peygamber Efendimizin mezarını yıkarak dini ve halifeliği tekrar oluşturarak eline geçirmek istiyordu. Atatürk bunu duyar duymaz dönemin Suudi Arap kralına bir telgraf çeker. Telgrafta şu sözler yer alır. Değil Peygamber Efendimizin naaşına, taşına dahi dokunursanız ordumu güneye çekerim. Ve güneyde Suudi Arap Yarımadası bulunmaktadır. Teşekkür ediyoruz arkadaşımıza. Yapmış olduğunuz konuşma için çok teşekkür ediyorum. Diyanet İşleri Bakanı diye bir bakanlık yok. Diyanet İşleri Başkanlığı var. Atatürk'ümüz başbakan değildi, cumhurbaşkanıydı. Konunuz size ait. Biz sadece neleri nasıl söylediniz onlara dikkat ediyoruz. Atatürk hakkında imam mektepleri yoktu. İmam Hatip mektepleri vardı. Ziyarete içeride bulunan imam ya da öğretmene ziyarete gidilir ama ziyarette içeride bulunan öğretmen ya da imamlarla konuşulur. Saruk diye bir şey yok. Sarık var. Sarık ve cübbe.
anladığımız kadarıyla. Atatürk'ü Peygamber Efendimiz falan gibi cümleler başladı. Atatürk, Atatürk'ün diye başlamamız gerekirdi. Dönemin Suudi Kralı halifeliği ele geçirmek istiyordu falan gibi başladığınız. Ama orada cümle bütün kelimelerde, giriş kelimelerinde ve cümlenin oluşmasında, yapısında büyük hatalar vardı. Artık o hataların tamamını not almamda pek olası değildi. Yarıda kestim burayı. Final bölümünde konuşmanız bir giriş cümlesi vardı. Giriş cümlenizde konunuzun ne olduğunu belirttiniz. Teşekkür ederim. Sonra konunuzu açmaya çalıştınız. Teşekkür ederim. Finale yaklaştığınızı, final bölümüne yaklaştığınızı, konuşmaya bitirmeye çalıştığınızı hiç hissetmedik. Hatta acaba daha mı uzayacak, daha da mı götürecek? Çünkü 5 dakikayı aştı diye düşünmeye başladık. Ve ben teşekkür etmeseydim son cümleniz olduğunu hiç kimse bilmeyecekti. Size göre de zaten son cümle değildi, değil mi? Size göre de son cümle değildi. Ama arkadaşımıza çok teşekkür ediyoruz. Doğaçlama bir konuşmada büyük hataları vardı. Cümle kuruluşlarında çok ciddi hatalar vardı. Cümlelerin oluşmasında olmayacak yerlerde kesmeler, olmayacak yerlerde duraksamalar, olmayacak yerlerde bölümlemeler yaptı. Bütün bunların hepsini bir banda kaydetmiş olsaydık, arkadaşımıza tekrar dinletmiş olsaydık, orada kendi hatalarını çok rahat görebilecekti. Hocam bir band kaydımız var mı? Yapıyoruz. Eğer fırsat bulacak olursanız bu band kaydı izlemenizde, dinlemenizde neler yaptığınızı kendiniz çıkartabilecek olursanız çok yarar olur. Sizin de mutlaka izlemenizi rica ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Berfin ne sanır? Ne sanırsa sansın, bizle bir beraber olsun. Buyurun efendim. Berfin hoş geldin. Konuşma yapmak istediğin için teşekkür ediyorum size. Böyle bir fırsat verdiğiniz için ben teşekkür ediyorum. Sizden bir ricam olacak. Tahtayı kullanma şansım var mıdır acaba? Konuşmanızda gerekiyorsa gayet tabii, gayet tabii. Bütün şanslarınız size ait. Ve hocamız size de böyle bir şans hazırladığı için çok teşekkür ediyoruz kendisine. Teşekkür ediyorum. Ne dersiniz? Bu silme sürecini konuşma sürecine dahil edelim mi arkadaşım? Ben şöyle düşünmüştüm. Şakaydı bu sadece. Konuşmadan zaman kaybetmemek adına önce çizimimi yapıp sonra anlatmaya başlasam olur mu? Gayet tabii, gayet tabii. Vaktimiz var değil mi arkadaşlar? 2 konuşmacımız daha var. Buyurun lütfen. Pardon, sıkı tutun. Tamam, teşekkür ederim. Ben kalemi tekrar alabilir miyim? Kapağını kapatıp. Şöyle, çok teşekkürler. Öncelikle bahsetmek... Başlıyor musunuz? Evet. Pardon. Evet.
Bahsetmek istediğim nokta bugün okumak. Türk insanı olarak ne kadar okuyoruz ve okuduğumuzu ne kadar anlıyoruz, ne kadar sorguluyoruz. Bunları anlatmak istiyorum size biraz. Bu kişiyi birey olarak, yani kendimiz olarak ele aldım ben. Ve okumamızı engelleyecek yahut bizim bir engel olarak gördüğümüz şeylerden bahsetmek istiyorum. Bir birey olarak biz eğitim alıyoruz Türkiye'de ve bu eğitim sürecimizde bize sürekli ezberci sistem uygulanıyor. Ve bu ezberci sistem nedeniyle sürekli okuduğumuz şeylerden birer ezber aracılığıyla öğrenme süreci geçiriyoruz. Ve eğitim sistemimizde bize verilen bilgileri hayata aktaramadığımız için herhangi bir yazı yahut bir köşe yazısı okuduğumuzda bunları sorgulama gereği duymuyoruz. Daha doğrusu bu bize eğitim sisteminde öğretilmediği için sorgulayamıyoruz. Bu bizim okumada en büyük engelimiz olarak adlandırmak istiyorum ben. İkinci olarak da aileyi görüyorum. Aile yapısına baktığımızda bizler de ileride birer aile olacağız, aile kuracağız, anne baba olacağız. Ve anne baba olarak çocuklarımız bizden model alacaklar ve bu model sürecinde bizim onlara ne kadar iyi bir model olduğumuzu sorgulamamızı istiyorum. Diğer bir süreç de ekonomi. İyi bir ekonomiye sahip olmayan bireyler okumaya fırsat bulamazlar maalesef. Çünkü okuma esnasında insanlar rahat ve ferah olmayabilir. Maalesef ki maddi olarak refah içerisinde olmayan bireyler de okumaya pek fırsat bulamazlar. Bir diğer süreç ise teknoloji. Biz sürekli dışarıdan alıyoruz teknolojimizi ve dışarıdan aldığımız teknolojilerle ne kadar Türkçe kelimeler kullanıyoruz. Örneğin bir bilgisayara baktığımızda enter tuşunu görüyoruz. Bu ne kadar doğru? Biz teknolojiyi kendimiz üretseydik Türkçe kelimelerimiz olacaktı ve bu aracılığıyla İngilizce kelimelerin karşılığı olarak bakmak zorunluluğumuz olmayacaktı ve teknolojiyi kendimiz ürettiğimiz için kendi teknolojimizi kullanmış olacaktık. Bir diğer etken ise bizim okumamızı engelleyen yahut okumada bir engel olarak görebileceğimiz emek, fedakarlık ve sabır. Bizler okumaya zaman bulmuyoruz yahut zaman ayırmıyoruz. Ve bunun için de büyük bir emek gerekiyor. Çünkü okumak büyük bir emek ister. Ayrıca zamana karşı yarıştığımız bu yıllarda, bu yüzyılda büyük bir fedakarlık yapmamızı gerektirir okumak. Ayrıca büyük bir sabırla bu okumayı gerçekleştirdiğimizde büyük bir sabırla yapmamız gerekiyor bunu. Ve bu nedenle ne kadar okuduğumuzu, ne kadar sorguladığımızı ve ne kadar bir şeyleri eleştirdiğimizi bir kez daha düşünmemiz gerektiğini düşünüyorum ve çok teşekkür ediyorum. Lütfen verir misiniz? Size teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Buyurun lütfen. Üç dakika 15 saniyede konuşmasını tamamladı. Bu zamanlama açısından bence son derece başarı dolu bir uygulamaydı. Bu konuda yapmış olduğu, kendisini tanıdığımız bu fırsatı değerlendirirken yapmış olduğu ön çalışmayla buraya gelmiş olması, geldiği yerde yapmış olduğu ön çalışmasına uygun bir halde sunmuş olması hepsi takdir edilecek konulardı. Sesim için çok özür diliyorum. Gitmeye başladı artık bundan böyle. Birer ezber aracılığıyla ne demek onu bir türlü anlayamadım. Ve burada doğru bir tonlama yapılmadı. Aracılığı ile demek istediniz, aracılığıyla denmesi gerekir Türkçe'de doğru. Ama o cümleyi anlayamadım. Sorgulayamıyoruz diyecektiniz galiba. Sorgulamıyoruz. Orada bir artikülasyon bozukluğu oldu. Onu da lütfen not alırsınız. Not alırsanız sevinirim. Okunmaya denilir. Ama okunmaya gibi bir yuvarlak çıkış söz konusu oldu orada.
bu konuya çok dikkat edecek olursanız sevinirim. Dışarıdan diye bir kelime kullandınız. Dışarıdan demeniz gerekiyordu. Bu aracılığıyla ne demek? Bu aracılığıyla ne demek? Bunu açıklayabilecek olan bir arkadaşımız herhalde yoktur diye düşünüyorum. Bu aracılığıyla diye bir cümle olabilir mi? Veyahut da böyle bir tanımlama olabilir mi? Bunun aracılığıyla, böyle bir şey söz konusu olabilir ama bu aracılığıyla diye. Ayrıyetten ne demek? Herhalde ayrıyetten demek istedi. Ayrıyetten kelimesi kullanılması yerine ayrıca demek çok daha iyi ve çok daha doğru değil mi sevgili dostlar? Ayrıyetten denilebilir ama o çok eskilerde kaldı. Ayrıca büyük bir sabırla yapmak gerekiyor, büyük bir sabırla yapmak gerekiyor. Aynı cümle içerisinde birden fazla kullandı. Sizin de dikkatinizi çekti sevgili hocam. Ama buraya ayrıca geleceğim. Bütün bunlara rağmen konuşma için belirli bir hazırlık sürecinden geçmiş olması. Bu hazırlık süreci içerisinde konuşmasının şeklini, biçimini, tarzını, tavrını önceden belirlemiş olması. Belirlemiş olduğu tarza ve tavra göre bir sahne çalışmasını daha önceden yapmış olması ve konuşmasını bütünleyecek olan bu sahne çalışmasıyla birlikte belirli bir konuşma yapmış olması. Hepsi defalarca kendisine teşekkür edilmesi gereken konular. Ama anlamadığım bir yer var. Bu şapka niçin burada? Evet, konunun önünde biz saygıyla şapkamızı çıkarıyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Planlı bir konuşma. Konuşmasında daha önceden yapmış olduğu, birazdan söz vereceğim, izin verecek olursanız. Daha önceden yapmış olduğu bir hazırlık. Şimdi bu hazırlık yeterli olabilir, olmayabilir. Doğru olabilir, olmayabilir. Veyahut da üzerinde çok çalışılmış veyahut da üstün körü geçilmiş olabilir, olmayabilir. Ama bir hazırlığı var. Ve bu hazırlık önceden yapılmış. Ve bu hazırlığa uygun bir konuşması var. Ve bu konuşma içerisinde çok doğaldır ki, tabii ki bir takım artikülasyon yani boğumlama hataları, bir takım sözcükleri yerinde kullanmaması, bazı sözcükleri yanlış kullanması söz konusu olabilir. Bunlardan çekinmeyelim. Bunlar hemen saptansın, söylensin ki bundan sonra öyle kullanmayalım. Bu yüzden bir kere daha çok çok teşekkür ediyorum sevgili Berfin kardeşimize, Berfin kızımıza. Berfin de değil mi? Yanlış söylemedim. Çok teşekkürler. Çalışmamıza ve şimdiye kadar yapmış olduğumuz iki günlük çalışmada bundan önce işlemiş olduğumuz üç dersimizle ilgili çok başarılı bir gösteriydi. Bu gösteri, bu yapmış olduğunuz çalışma demiyorum. Bunu bir gösteri olarak kabul ediyorum. Onun için bu gösteri sözcüğünü de kasıtlı olarak kullandım. Benim için bir gösteriydi bu. Çok teşekkür ederim. Yusuf Emre Seraslan sevgili kardeşimiz. Buyurun lütfen. Siz de hoş geldiniz. Belirli bir hazırlığınız var mı? Yok hocam. Bir şematik doğaçlama yapacaksınız. Evet. Lütfen izin veriniz bana. Buyurun hocam. Başlayacağınız zaman bana bildirecek olursanız ben buradan işaret koyacağım. Başlayabilirsiniz. Buyurun lütfen. Merhaba arkadaşlar. Ben PDR 1. sınıf öğrencisi Yusuf Emre Seraslan. Ben size 3 dakika içerisinde sadece ilerideki hayalimi özet olarak anlatacağım. İleride ben meslek lisesi öğrencisiyim. Bizim okulumuzdaki rehberlik hocamız hiçbir şekilde bize bir yönlendirme, bir aktivite, hiçbir şekilde bir şey yapmadı. Hani bunları düşündüğüm zaman, yani mesela şöyle örnek vereyim sizlere. 9. sınıftayken bölüm dersimizi seçeceğimiz zaman gelip bize TM dersleri bunlar, sayısal dersleri bunlar diyerek sadece dersinizi seçin dedi. Ne birisini, bir arkadaşımıza gelip hangi alana yöneliksin, hangi alanda başarılısın gibi hiçbir şey yapmadan
direkt dersleri seçtik. Ben sayısal bölümünü seçtim ve 3 sene sayısal okuduktan sonra okulumuz sayısal sınıfları kapattı ve tüm TM sınıflar yaptı ve okuldan TM olarak, TM öğrencisi olarak ayrıldım. Ve düşündüğüm zaman, mesela 10. sınıfta da başka bir örnek verdiğimde, 10. sınıfta YGS sistemi geldi. Biz 11. sınıfta YGS'nin ne demek olduğunu öğrendik. Yani bunları düşündüğüm zaman dedim, hani birisi bizi yönlendirmediyse ileride ben başkalarını yönlendirmek istiyorum diyerek bugün burada PDR bölümünü seçtim. Sınav zamanı geldiğinde ilk sene sınavda başarılı olamadım. İkinci sene geldiğimizde, ikinci sene tekrar en büyük hayalim psikolojik danışmanlık ve rehberlik bölümünü kazanmaktı. Kazandım mı kazanmadım mı ona bir şey diyemem ama bugün burada olduysam gerçekten kendimi şanslı hissediyorum. Ve ileride bu bölümden mezun olduğum zaman öğrencilerime daha iyi bilgiler verip daha iyi yönlendireceğimden eminim. Teşekkür ederim. Bir dakika 42 saniye kullandı. Mikrofonu alabilirsiniz lütfen. Ben size teşekkür ediyorum yapmış olduğunuz konuşmadan dolayı. Arkadaşımıza bir kere çok özellikle teşekkür ediyorum. Neden? Benim size anlatmadığım ama anlatmam gereken bir noktayı da özellikle yönlendirici bir şekilde belirtmesinden dolayı. Öncelikle küçük eleştirilerimize başlayalım. Nerede arkadaşımız? Ha oradasınız değil mi? Affedersiniz sizi gözlerimle yakalamaya çalıştım. Anlatacağım diye bir kelime yok. Nedir doğrusu? Lütfen yüksek sesle söyler misiniz? Hayır. Hayır. O iki kelime. Lütfen yüksek sesle söyler misiniz? Anlatacağım. Hayır, tacağım yok. Anlatacağım. 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 Lütfen bunu bu şekilde not alacak olursanız ve hayatınızda artık bu şekilde kullanacak olursanız sevinirim. Ve ikinci cümlesi sevgili dostlar. Sizin dikkatinizi çekti mi hocam? Hani mesela şöyle örnek vereceğim. Yazalım mı bunu? Cümle aynen böyle. Benziyor. Hani mesela şöyle örnek. Hepsi aynı. Hani mesela şöyle örnek vereceğim. Yani örnek vereceğim derseniz olur. Mesela derseniz örnek vereceğim demenize gerek yok. Hani şöyle, zaten bu bir örnek vermedir. Yakaladık burayı değil mi? Bunu da not alacak olursanız sevinirim. Cümlelerinizde birbirine eş ve yakın anlamlı kelimeleri birbiri peşi sıra kullanmak gibi bir alışkanlığınız var. Diğer cümlelerinizde de bunları yakaladım. Onları artık böyle bir örnek aldığım için bu örnek üzerinden söylerim diye onları ayrıca size belirtmiyorum. Ama lütfen kendiniz için şöyle bir not alın. Benzeş kelimeleri aynı cümle içerisinde kullanmamalıyım. Bunu diğer cümlelerinizde de yaptınız. Ve cümlelerim uzun diye lütfen not alınız. Çok özür dilerim, artık ses gidiyor iyice. Çok affedersiniz. Size karşı çok mahcubum ama bu bir sağlık sorunu. Lütfen hoşgörünüz. Yok estağfurullah, çok teşekkür ederim. Lütfen buraya dikkat ediniz. Size çok teşekkür ediyorum. Anlatmadığım bir konuyu, anlatmam gereken, anlatmadığım bir konuyu, kalemi siz aldınız değil mi? Çok teşekkür ediyorum. İyi ki kullandınız, iyi ki yanlış kullandınız ki benim uyanmamı sağladınız bu konuda, beni uyardınız daha doğrusu. Bütün kuralların dışında, bütün açıklamaların dışında, Türkçenin diksiyon yapısının bütün kurallarının dışında
ve lütfen bana nedenini de sormayınız. Açıklayamam diye değil, mantıklı bir açıklaması, bilimsel bir açıklaması olmadığı için. Ama uygulanması gereken şekli size söylüyorum. Kesinlikle böyle uygulayınız. Sonra kelimesi sadece sonra diye okunur. Ne okunmaz? Ne artiküle edilmez? Boğumlanmaz. Ama burada ne neden söylenmiyor hocam derseniz ben orada böyle uygulayın derim, susar kalırım. Bunu da size açıkça itiraf ediyorum. Bilmediğim için değil, bilenin olmadığı için. Buna bilimsel bir açıklama getirmeye çalışan birçok arkadaşımı dinledim ama beni tatmin etmedi. Beni tatmin etmeyen şeyleri de size tekrar edemem. Ben çünkü konularıma bu şekilde yaklaşırım. Türkçe'ye bu şekilde yaklaşırım. Onun için beni burada hoş görünüz. Bana şimdiye kadar yapılan açıklamaları, bana şimdiye kadar yapılan izahatları ben çok beni tatmin eden bilimsel bir yaklaşımda bulmadığım için onları sizin de kafanızı karıştırmamak adına hiçbirinden söz etmiyorum. Ama bunu bu şekilde okuyunuz lütfen ya da bunu bu şekilde kullanınız. Doğrusu budur. Ama neden doğrudur? Bunu bilimsel olarak nasıl açıklarsınız? Ses bilimi olarak, artikülasyon, diksiyon kuralları olarak belirli bir kurala, belirli bir nedene bağlar mısınız derseniz, bunu da size hiç kimse benim anlattığım gibi anlatmaz. Onu da söyleyeyim. Kendimi burada ayrıcalıklı bir kata koyma çalışması içerisinde değilim. Lütfen o şekilde algılamayın. Ama benim tarzım bu, tavrım bu. Her şeyin bir mantıklı açıklaması, bir bilimsel açıklamasının olması gerekir ve o açıklanır. Daha önce yaptığım açıklamalarda olduğu gibi. Onun için ama ben her şeyi de itiraf ederim. Karşıyı da son derece büyük bir saygıyla dinlerim. Ama kabul etmediğimi de belirtirim. Kabul etmediğim bir şey de size bu da böyledir, bunu da böyle kabul edin diye baskıda yapamam. Çünkü burada kendimi inkar etmiş olurum, kendime yanlış yapmış olurum, Türkçe bize yanlış yapmış olurum. Fakat doğrusu bu arkadaşlar. Bu fırsatı bana tanıdığınız için de size çok teşekkür ediyorum sevgili kardeşim. Sonra yok, sonra var. Ama neden burada ne düşüyor? İşte O ile R'nin bilmem bir etkisi var mı? Bazı açıklamalar böyle. Onun için size ipuçları veriyorum. İşte R'den dolayı N ile R'nin yan yana gelip gelmemesinden, artiküle edilip edilememesinden kaynaklanıyor falan gibi bir takım açıklamalar falan var. Hayır, bunlar bana çok yanlış. Başka kelimeler var çünkü. Yani onlar da niye düşmüyor? Hemen açıklarsınız orada. Karşı tarafta birden susuverir. Çok teşekkür ederim. Mesele ayrı şeydir. Mesela ayrı şeydir. Ayrı kelimedir. Meseleyi mesela olarak, meselayı da mesele olarak kullanacak olursanız büyük yanlış yapmış olursunuz. Onu da lütfen not alır mısınız? Mesele konudur, mesela örnektir. Kazandım mı, kazanmadım mı, kazanmamıştım. Çok çabuk artiküle edildi. Bazı sesler ve heceler düştü. Lütfen dikkat ediniz. Yönlendireceğimden eminim, yönlendireceğimden. Yönlendireceğimden eminim falan gibi böyle şeyler yok. Çok teşekkür ediyorum. Yapmış olduğunuz konuşma yine de son derece kısa bir konuşmaydı. 1 dakika 42 saniye mi sürmüştü? Ama konunuz bir bütündü. Belirli bir hedefi vardı. Belirli bir amacı vardı. Belirli bir konu bütünlüğü vardı. Giriş cümleniz konunuzun açıklamasıyla ilgiliydi. Konunuzu bence yeterli derecede açıkladınız ama sürenizi doldurmadınız. Son derece kısa bir konuşmaydı. Teşekkür ederim. Bir konu bütünlüğünüz vardı. O konu bütünlüğünüz için de size teşekkür ederim. Gökhan Metin, sevgili kardeşim, buyurun. Ben bu arkadaşımın ses tonunu çok beğendim. Siz nasıl bulacaksınız onu bilemiyorum. Merhaba, hoş geldiniz. Umarım sizi bunaltmam. Ben küçük bir anlatacağım. Başladınız mı? Başlayacak evet, mısınız? Evet, başlıyorum şu an. Lütfen onu bana bildirecek olursanız sevinirim. Çünkü ben burada süre tutacağım.
Ben Muğla'lıyım. Muğla'da küçük bir derneğimiz var, tiyatro grubu olarak. Muğla Üniversitesi'nin Altın Kariyer Ödülleri düzenleniyor her yıl. Ve biz provamızı alırken bize bir bilgi geldi. İşte Altın Kariyer Ödülleri'nde... Geliyor mu ses? Altın Kariyer Ödülleri'nde Yıldız Kenter ve Gülriz Sureri gelecekmiş dediler. Biz de hemen, aa evet hadi hadi gidelim hadi hep beraber gidelim falan dedik. Neyse provayı hemen iptal ettik. Arkadaşlarla atladık otobüse, Muğla Üniversitesi'ne gittik. Tabii hemen hepimiz meraklıyız böyle, hepimiz sorular sormak istiyoruz. Salon 550 kişilik kapasitesi var, A salon diye bir yer. Neyse işte spiker çıktı. Anlatıcı mıydı, spiker miydi? Sunucu, evet. Sunucu çıktı, evet. Sorusu olan var mı dedi. Seminer bitmişti. Evet, biz de orada işte grubu, tiyatro grubu olarak 10-20 kişiyiz böyle. Hepimiz el kaldırıyoruz. Spiker geldi. Evet, başka sorusu olan var mı dedi bizi orada gördükten sonra. Başkasına sordu, tekrar bize geldi ve ben, o cesaretim neyse artık anlamadım. Yanımda da sevgilim var. evet dedim, hani onun cesareti de herhalde. Parmak kaldırdım, evet ben istiyorum dedim. Yıldız Kenter de seçemedi, bayağı uzakta oturuyorduk. Evlat, biraz öne gelebilirsen seni görebilirim dedi. Ben de tabii ki dedim, mikrofonu aldım. Hemen sahnenin ön tarafına doğru koşmuştum. Bendeki heyecana bakın. dedim ki, biz dedim, hepimiz dedim konservatuar aşkına yanıp tutuşan insanlarız. Ama dedim, konservatuar sınavlarında ünlü sanatçıların işte yeğeni, teyzesinin oğlu, amcasının kızı işte gibi şahıslardan dolayı önümüz tıkanıyor, torpil dönüyor dedim. Ve bu şekilde de imkansızlaşıyor dedim. Heyecanımdan dolayı ve kelimeler ağzıma nasıl çıkıyor ben de bilmiyorum. Aynı şu anda olduğu gibi, taramalı tüfek gibi. Yıldız Kenter de biraz yavaş konuşabilirsen seni anlayabilirim dedi. ve Yıldız Kenter de bütün ailesi, ya Kenterler hepimiz biliyoruz. Bütün ailesi tiyatrocu olan bir aile. Ben o soruyu nasıl sordum anlamadım tabii ki de. Sonra tabii Yıldız Kenter beni orada küçük duruma düşürmek istemedi. İşte ben, sen ne diyorsun, sen kimsin, benim ailem oyuncu falan demedi. Yalnız şunu dedi, eğer dedi imkansız dersen imkansızlaşır zaten dedi. Bravo. Teşekkür ederim. Pardon, bir şey daha söyleyebilir miyim? Buyurun lütfen. K'dan çıkmışken lütfen, K harfi yok, K harfi var. Çok teşekkür ediyorum. K harfi doğru, K harfi Arapçadan bize gelme. Ama K harfi vardır. O çok doğru. KKTC. KKTC denmesinin özel esprisinin kakalaştırmak niyetinde olanların bu şekilde başlamış olmasından kaynaklanır. Onu söyleyeceğim. Bravo, alkışınıza çok teşekkür ediyorum. Ben KKTC de demem. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Doğrusu odur. KKTC daha sonra KKTC'ye dönüşür. Zaten bu amaçla kullanılmıştır. Ama Türkçe'de K sesi değil de K sesi var diye izah etmelerinden dolayı, bu K sesinden dolayı, canım kaka demeyin de siz KK deyin falan gibi böyle bir abartmalarından dolayı bu Kıbrıslılar tarafından da dile yerleştirilmiştir. Çünkü Kıbrıs Türkçesinin içerisinde Türkçenin ana kurallarının pek olmadığını görürsünüz. Türkçenin ana kurallarının da Kıbrıs'ta pek anlatılmadığını görürsünüz. Bu anlatmalar ancak işte ben gelirim, Melih gelir, bir başka arkadaşımız olur. Ondan sonra onlar zaman zaman böyle konuşmalar yaparlar, böyle güzel düzeltmeler yaparlar. Ama bütün bunlar sınırlı arkadaşlarımız içerisinde olur. Ben daha önce Radyo Vatan'da bilmem dersler verdim sunucularını eğitmek üzere. Daha sonra Güven'de bilmem oturdum, bazı konuşmalar yaptım. Zaman zaman
Kıbrıs'a gelip bu tür konuşmalar yaptığım oldu ama işte Radyo Vatan'da 7 kişiyle oradaki sunucularla onları da ne kadar düzeltebildim. Bazıları düzelmeye başladı, bazıları daha anlamlı cümleler kurmaya başladılar, daha doğru cümleler kurmaya başladılar. Bazı yanlışları artık yapmamaya başladılar. Ama Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'dir burası. KKTC yok. TC KK değil. KKTC de yok. Çünkü Türkçe'de K yok. Ama Arapçadan dilimize geçen bir K var. O ayrı. Türkçe'de H sesi de yok. Lütfen bunlara dikkat edelim.